Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldin. Meltem ile yoga'da da bahsettiğim su elementi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Su elementini dengeleyeceğim. Elementin o yin halini, en kıymetli, en değerli halini deneyimleyeceğiz. Dinginliğini. Çünkü orada aslında böbreklerle ilgili su elementi ve böbreklerde bizim özümüz var. Bu öz yaşam özü. Bu öz bizim varoluşumuzun özü ve bu özü besleyen enerjiler üzerinde çalışacağız. Şimdi neye ihtiyacın var? Eğer varsa iki tane miyofasyal top, varsa yoksa onunla ilgili ben bir önerme yapacağım. Bence bir tane blok. Diğerlerde aslında destekli çalışmalar yapacağız. O yüzden bu malzemeleri öneriyorum. Fakat eğer bu malzemelerin yoksa benim sana başka önerilerim olacak bu konuda, merak etme. Koşturma diye evin içinde şimdiden gösteriyorum. Hani yanına alırsan daha rahat olur. Bir tane benim sosislerimden varsa, yastık da olur. Ve şöyle güzel bir battaniye ya da ben havlulardan yaptım. Havluları da kullanabilirsin. Ve açıkçası şöyle bir şey söyleyeceğim. Her ne olursa olsun pozları yaparken, eğer bu malzemelerin yoksa pozları yapamayacağın demek değil. Ben bu konuda seni yönlendireceğim. Şimdi önce kırık parmak dediğimiz bir pozla başlayacağız. Kırık parmak, ayak parmakların takılı şekilde oturuyorsun. Şimdi ayakların altında 6, sanırım yanlış hatırlamıyorsam, 6 adet meridyen noktası var. Ve bu meridyen noktaları aslında bizim için çok kıymetli enerji noktaları. Şimdi tabii ki bugün çalışacağımız böbrek ve mesane meridyeni ve onları ilk olarak böbrek meridyeniyle başlayacağız. Böbrek meridyeninin şurada tam köprücük kemiklerinin altında yer alan boşluğa vurman, her ne varsa buraya geldiğin, fiziksel, duygusal, ruhsal, her şeyi temizlemek için ki direkt farkındalığına girebil. Yaptığın şey, ben sana dönük yapıyorum aynı zamanda. Köprücük kemiklerinin altına ya 4 ya 3 ya 2 hiç fark etmez parmaklarına vurman. Bu tappingle böbrek meridyeni uyarıyorsun. Böbrek 27 meridyeni çok çok önemli. Bunun için ayrı videoda çekeceğim. Buraya aslında hani yenileme şeyi var ya, butonu. Yenileme butonu olarak bak düşünebilirsin. Birkaç nefes daha bunu yapıyorsun. Yenilenmeye evet ihtiyacımız var ama sadece fiziksel değil. Ruhsal, duygusal. Ve şunu da hatırlamak aslında güzel. Her gün yeni bir dünya başlıyor. Ve sen de şimdi o yeni dünyanı başlatıyorsun. Bütün meridyenleri harekete geçirdik bacaklarda. Ve tabii böbrek meridyenini uyardın. Yavaşça o vurmayı bırak. Ve topuklarının üzerine doğru yerleş. Bedeni nasıl yerleşiyor? Gözlemle. Kendin için buraya yerleşiyorsun aslında. Bir farkındalık buluyorsun. Şu an belki yorgun, belki canlı, belki çok meşguldün, belki çok sessiz, sakin. Gözlerini açmaya başla. Ben de bu arada sessizleştirmeye doğru gideyim. Bu arada arada cüt cüt sesleri duymayın. Şimdi duvarla başlıyorum. Arkanı duvara verecek şekilde şu güzel şeyi alalım. Poponu, sırtını tamamıyla duvara doğru yasladın. Ve
Ayaklarının altını birbirine değecek şekilde yerleştirdim. Özellikle sakrumu, yani poponu değil de sakrumu duvara yaklaştır. Şimdi iki nokta üzerinde çalışacağız. Ayak baş parmağın, ben sen kalkman, ben ekrana gelip göstereceğim. Ayak baş parmağın ve aşil tendonun arasındaki boşluk. Bu boşluğa doğru bastırmaya başlıyorsun. Burası mesane 60 ve böbrek 3 meridyeni. Bunu da işleyeceğim. Şimdi buraları daire yapabilirsin. Dik oturuyorsun. Badakonasana, kelebek pozu. Tendonu ve ayak bileği kemiği arasındaki boşluğa belki daireler çiz, belki bastır. Ve burada rahatsan burada kalmaya devam edebilirsin. Veya istiyorsan biraz ayakları uzaklaştırıp yine ellerim halen o kemik ve aşil tendonu arasında. Ve burada böbrek meridyenimi, aslında böbrek meridyenime uyarı yapıyorum. Aktifleştiriyorum, akupresör noktası. Bir önerim daha olacak. Dik durabilirsin. Ve bu şekilde o akupresörü yapmaya devam ederek kalabilirsin. Veya elleri ileri doğru uzatıp boynu başı serbest bırakıp belki biraz ayakları da kendinden uzaklaştırıp bu alanda kalabilirsin. Ben hala bu baskıyı yapmaya devam edeceğim. Biraz daha ilgimi oraya tutmaya. Böbrekler için çok besleyici bir nokta bu. Ama sen bunu yapmıyorsan beslenmiyor demek değil. Pozun içinde kalırken de besliyorsun. Belki buradaki beslenmeyi, şifalanmaya, oradaki sıcaklık, bedensel sıcaklık, belki rahatlık. Belki biraz daha dinginlik olarak fark edebilirsin. Su elementi irade ile ilgili. İradeyi temsil ediyor. Böbrekler bizim özümüzü, yani cink ki taşırken o öz aslında irade ile beraber hareket ediyor. İşte bu irade yank, baskıcı, ezen, almaya çalışan veya yin, çabalayan ama sonra teslim eden, teslim olan. Yani çabasız çabayla gerçekleştirmeye çalışan. Böbrekleri şifalandıran, böbrekleri destekleyen denge. Bir çaba olacak. Bu yang olanı. Ama bunu çabasızca gerçekleştirsen, yani yin, yani dinginlikle, yani bilgelikle, işte o zaman çok daha enerjini en yüksek potansiyeli kullanma alanı yaratmış olursun. Burada durdukça bedenindeki katmanları fark ediyor olabilirsin. Bu belki kendini bırakmaya çalışan, belki tutunmaya çalışan, belki biraz rahat ya da biraz kasılan.
Olan her ne varsa, her neyi gözlemliyorsan, bir süre daha onlarla kalabilir misin? Onları gözlemleyen olarak. Belki biraz daha bedenin bırakmak istedi kendini. Belki şu an pozdan çıkmak istedin. Her şey okey. Su elementi kendinle akışa davet ediyor seni. Derin bir nefes al. Yavaşça ellerini destek alarak yukarıya doğru kalktır kendini. Şöyle bir sırtını duvara doğru daya. Desteklen. Şimdi bir sonraki pozda iki tane önerim olacak. Bir tanesi elindeki bu malzemelerden yastığı kullanıp çocuk pozuna geçebilirsin. Veya yastığı yine kullanıp tırtıl öne katlanmayı yapabilirsin. Veya benim gibi böyle malzemen varsa doluca ben bu şekilde çocuk pozunu deneyim yapacağım. Ve şimdi havlularımı da aldım. Şu bayağı bir malzeme gerekiyor. Şimdi bir tane bloğumu alta destek olarak aldım. Yani böyle bir mükemmel yerleşim yok herhalde. Şimdi dizlerimin arasını tabii ki çocuk pozuna yerleşeceğim. Geniş açtım. Ve buradan öne doğru destek alarak kendimi bırakıyorum. Bolster üstünde alnını koyabilirsin. Eğer benim gibi çocuk pozu yaptıysan. Veya bir yanağını, benim biraz önce yaptığım gibi bir yanağını koyup başını diğer tarafa çevirebilirsin. Çocuk pozundaysan kollarını biraz daha uzaklaştır. Yani sanki onları kullanacakmış gibi değil de onları teslim ediyor şeklinde. Eğer öne katlanmada tırtıl pozundaysan kendini çekiştirmekten kendini bırakmaya doğru gidebilir misin? İster gözleri kapat, ister gözler açık. İçeriye doğru dikkati çevirebilir misin? Su elementi içeriye doğru bakmaya davet ediyor bizi. Nasılız? Neye ihtiyacımız var? Enerjimizi nereye yönlendiriyoruz? Kendimizi beslemeye, kendimizi geliştirmeye, başkalarını desteklemeye. Ama enerjiyi acaba dengeli şekilde yönlendiriyor muyuz? Sürekli dışarıya dönük. Veya sürekli içeriye dönük mü? Ve ilgini böbreklerine getirsen, her iki tarafta kaburganın hemen altı böbrekler biliyorsun. Ve farkındalığını böbreklerine doğru getirsen, oralarda biraz da alan açılması, bu dinginlikle beslenmesi, yenilenmesi zaten yeterince yoruluyor. Zaten yeterince aktif. Çalışmak, hareket, tüm gün enerjin böbreklerinde.
Boynun rahatsız geldiyse eğer, bir tarafa çevirdiysen diğer tarafa çevirebilirsin. Tabii ben şu an çeviremiyorum. Çünkü mikrofon belki sıcaklık, alan veya bütünlük. Kendini bıraktıkça, ilgini biraz daha böbreklere getirsen, nefes aldıkça özü nefesinle beslediğini ve nefes verdikçe bloke edenlerin serbest kalışını. Dinginliğe doğru nefes alabilir misin? Ve sessizlik aslında senin beslendiğin bir alan olabilir mi? Derin nefes al. Nazikçe ellerinden destek alarak tekrar yukarıya kaldır kendini. Şimdi şu malzemeleri şimdilik uzaklaştırıyoruz. Ve bir süre sırt üstü yatmaya doğru geçiyorsun. Ayaklarının arası kalça genişliği olsun. Onarıcı dinlenme. Böbreklerinin etrafında ve içindeki alanı ilgini getirebilir misin? Belki her nefese hissediyorsun. Ve bu her nefes böbrekleri besleyen bir etki yaratıyor olabilir. Elleri karnına doğru getir. Ve diyafram nefesi yapıyorsun. İki elinin altına doğru. Ve nefesi boşaltıyorsun. Ve hatta bu elinin altına doğru aldığın nefesi gözünde canlandırsan, sanki böbreklere gönderiyorsun ve böbrekler oradaki çiği alıp nefesindeki ve sonra serbest bıraktığında o çiğle besleniyor. Burada bir alternatif vereceğim. Miyofasyal
toplarını alıp tam bel oyuğuna varsa yerleştirip kalabilirsin. Bu mesane meridyenini uyaran ama aynı zamanda böbrek bantını uyaran bir çalışma. Ama eğer topların yoksa şöyle ellerini yumruk yap ve tam bel oyunun en derin olan kısmına yumrukları yerleştir ve üzerlerine yatıyor. Ve nefesi de özellikle iki eline doğru genişleyerek al. Ve buradan serbest bırak. Hatta beli nefes alırken belini iyice doldur. Alt beli, önü ve serbest bırak. Ve şimdi serbest bırak. Ve tekrar oturmaya doğru kalktık. Şimdi Upavişta Konasana ama burada şöyle bir tavsiyem olacak. Bolster. Çok keyif alacağına eminim Bolster'la. Şimdi rahat edeceğim bir şekilde yerleşmen için. Hatta Bolster'ın altına destek alabilirsin. Hani şöyle üzerine yatmak için. Sandalyen varsa süper. Elleri önce ayak bileklerine doğru getirip, şimdi burada biraz önce bastırdığımız nokta vardı. Şimdi oradan yani ayak baş parmağının hizasını gör. Ayak baş parmağının hizasından yukarıya, dört parmak yukarıya doğru çık. Ve kemik yerine, kemiğin hemen altına doğru bastırmaya başla. Çok fazla öne katlanmadım farkındaysan. Sadece hatta ayaklarımın arasında biraz da sıkıştırdım ki ve biraz daha yani özellikle yukarı yer, bu yerleşimim yani biraz daha dik. Farkındaysan ne öne katlanıyorum ne geriye. Şimdi yaptığımız dalak altı meridyeni. Şimdi bu şekilde destekli kalabilirsin. Hatta bloğu şu şekilde bolsterine koyup eğer daha rahat öne katlanıyorsan önemli olan destekli kalıyor. Dalak altı yin için besleyici bir yani yin enerjimiz için besleyici bir nokta. Ona yin tonik de diyebiliriz aslında. Bastırmana bile gerek yok. Sadece ilgini göstersen oraya, o dalak altı meridyenine, onu göstermen bile yeterli. Enerji kanallarını harekete geçiriyorsun. Benim şu an yaptığım gibi belki şimdi başta o noktayı uyardın, sonrasında ilgini yine orada tutup belki biraz daha pozda kendini bırakabilmek için kollarını bolsterin üzerine yerleştirdin ya da yastık. Nefes alırken besleniyor, beslenme farkındalığın. Sanki o biraz önce parmaklarını bastırdığın noktadan besleniyor, şifalanıyor.
ısınıyor. Toprak elementi sindirmekle ilgili ve dalak meridyeni işte bu sindirimi destekliyor. Yin olarak. Nasıl bitki bu suyu emer, çeker içine. Şu an sen de enerjiyi, senin enerjini tekrar harekete geçirecek olanı nefesinle uyandırarak böbreklerine, enerji depona, aslında bedenin aküsüne gönderiyorsun. Beden biraz daha bırakmak istiyorsa ona izin ver. Ama burada özellikle yin yang şekilde olmasın. Daha fazlasını yapmaya çaba yerine olanla kalabilir misin? Belki çok küçük hissediyorsun etkisini. Bugün belki o küçükle kalmak seni şifalandıracak. Burada derin bir nefes al. Tekrar kendine destek olarak pozdan çıkıyor. Tekrar sırt üstüne geliyorsun. Yine onarıcı dinlenmeye. Yine o malzemelerimizi şöyle kenara doğru aldık. Hatta bu sefer yine toplarını yanına al, eğer varsa. Yoksa yine elde yumrukla göstereceğim. Yine alt beline doğru getir. Ve nefesi alıp verdikçe alt beli, böbrekleri besliyorsun. Ve bu sefer eğer topların varsa tam kaburgalarının altına gelecek yere topları yerleştir. Kaburgaların hemen aşağısı. Böbreklerin başlangıç noktası. Biraz baskı hissettirebilir. Eğer topların yoksa biraz önce yaptığın gibi yumrukları koyup yine aynı şekilde kaburgaların hemen aşağısına doğru yerleştir. Omurgana bastırma. Toplar varsa topları kenara doğru al. Yumruklar varsa onları da çıkar. Ve yine oturmaya doğru gelip en sevdiğim malzemeyi kullanacağız. En sevdiğim pozlardan birini göstereceğim size. Bunu yatmadan önce bir dönem hatırlıyorum. Galiba her akşam yapıyordum yatakta. Bolster'ımı götürüp inanılmaz zevkli. Şimdi önce bolsterlı olanı gösteriyorum. Eğer bolsterın yoksa ne yapacağını da önereceğim. Şimdi bu bolster yerine yastıkları da kullanabilirsin. Yani böyle kalın yastıkların varsa veya üst üste battaniye, havlular koyabilirsin. Belki başının altına destek olmak için blok kullanacağım. Belki gerek kalmayacak. Şimdi kenarda dursun. Şimdi bu aslında senden çok fazla bir şey beklemeyen bir twist.
Ve bu twisti sırt üstü, yani hiçbir malzemen yok. Sırt üstüne gel, dizlerini sağa doğru indir. Bu kadar. Şimdi eğer benim gibi yapıyorsan, şimdi bol sırımın önüne sağ kalçam sağ onun tarafına bakacak şekilde yerleştim. Şimdi yaklaşık şöyle bir 3-4 parmak alan bırakıyorum. Çünkü bir parça alanım olsun ki o bol sırın üzerine doğru kalçamı yere doğru koydum. Kaburgamın en aşağısına önce bol sıra ve kaburgamın aslında tamamını koydum ve başımı alternatif sunacağım. İstersen bu şekilde kalabilir. Ama benim boynumda bir sıkıntı yok. Rahat ederim dersen başını diğer tarafa çevirebilirsin. Kararı sen ver. Gerçekten içinde dinlenebileceğin bir poz olsun. Yapman gereken poz değil. Çünkü benim şu an zihnim acaba başımı çevirsem mi? Öbür tarafa mı dursam? Bunlar değil. Ben şu an burada çok rahat hissediyorum ve şu an burada kalacağım. Dizleri biraz daha kendine yaklaştırabilirsin. Biraz uzak durabilir. Dinginliğe doğru bırakabilir misin? Dingin bir alana doğru. Gerçekten burada tutulduğunu fark et. Bu desteği, bolster'ın veya bolster yoksa zeminin seni desteklediğinin farkına varabilir misin? Birkaç kere bunların üstüne uyumuşluğum var bu şekilde. Siz de uyuyakalabilirsiniz. Ne güzel. Çünkü burada senin dinlenmeni ve dinlenerek yenilenmeni destekliyorum. Su elementi bunun için. Her türlü forma girer. Kabın kendisi olur. Bardağın kendisi olur. Formdan forma geçer. Buz, gaz, damla. Ve sen de biraz daha destek olmak için işte o suyun zahmetsizce akmasına ilkini böbreklerinde, böbrek bandında tutabilir misin? Belki senin burada dinginliğini bozan sesler, olabilir. Bedensel hisler bile olabilir. Belki biraz pozunu düzenle. Ama yine kendini pozun içine bırakırken ağırlaşmasına, poza iyice yerleşmeye izin ver. Çeneni serbest bırak. Boynunu rahat bırak. Omuzları hisset rahat. Hisset alt bel yumuşuyor. Hisset bacaklar yere ağırlaşıyor.
Bedenin sanki her şeyi emiyor. Ve bu emdiği dinginliğin içinde özünü besleyen cink özümüz, böbreklerimizde. Bedeninde sıktığın bir yer varsa, belki eller, belki yüzün, belki hala tutan bir parçan var. Serbest bırak. Bedeninin burada kendini bir dakika daha bırakmasına, burayı özümsemesine izin ver. Derin bir nefes al burada. Nazikçe ellerini kullanıp buradan kalkmaya doğru gidiyorsun. Ve diğer tarafa doğru geçeceğiz. Şimdi ben tabii arkamı döneceğim size. Küstüm demek değil. Şimdi eğer sırt üstü yatıyorsan, sırt üstü yatanlar dizlerini sola doğru alsın. Ve yine aynı şekilde dizlerim bükülü, bostra doğru göğsümü çeviriyorum. Bir parça mesafe bırakıp sonra bostra doğru yerleşiyorsun. İnşallah şu an mikrofon size garip sesler çıkartmaz. Üstüne bastırıyorum bir parça. Şimdi bakayım biraz mesafe bırakayım. Bostrana sarılmak çok keyifli olabiliyor. Biraz daha o güvende olma hissi. Ve aslında şunu fark ediyorum. Evet, yang enerjide bir şeylere koşturduğunda, coşkulandığında, heyecanla bir güven var ki o coşku var, heyecan var. Ama bu güven biraz sanki hani böyle yamacın uçunda her an düştü düşecek güveni gibi. Çünkü çok yükselen bir enerji var. Ama o yin olan tarafta, dingin olan tarafta bence daha fazla cesaret var. Çünkü orada dinginlik var. Dingin bir alandan hareket edebilmek gerçekten güvenli. Güvende hissettiğimiz alan dinginleştiğimiz alan oluyor. Daha sakin oluyoruz güvende hissettiğimizde. Ve sen de biraz daha bu alanda güveni bedene hissettirebilmek için çeneyi rahatlat. Omuzları rahatlat. Alt bel yumuşasın. Gerçekten bacakların yerleşmesini hisset.
bu dingin alanları, hani telefonunu şarja koydun, bir süre uzaksın, akıllı saatin yok. Ama aslında şu an o telefonun yerindesin. Nasıl fişe takıp onu yeniden şarj ediyorsun? İşte şu an kendini aynı o telefonunu şarj ediyor gibi şarj ediyorsun. Buna ihtiyacımız var. Çünkü makine değil. Makineler bile ısınıyor. Bozuluyor. Su kaynatıyor arabalar. Ve bizim bedenimizden de öyle çok şey bekliyoruz ki bazen. Ve şurada çok ufak bir destek oluyorsun. Ve bu desteğin onun beslenmesini dinginlikle, destekle beslenmesini sağlıyor. Sadece dinle ve gözlemle. Derin bir nefes al burada. Nazikçe verirken nefesi ellerinden destek alıp kendini yukarı kaldır. İstersen ben hatta şimdi onu kullanacağım. Bolster'ının üzerine doğru eğer varsa, yoksa tamamıyla sırt üstüne gelebilirsin. Oh. Rahatlıkla yerleşebileceğin, yatabileceğin bir alan. İç farkındalığa doğru nefes alabilir misin? Dizlerin bükülü değilse bük dizleri. Kendini yana doğru çevirip şu güzel malzemeleri kenara aldık. Şimdi yine toplar. Ve hatta bloğu da yakına yerleştir. Şimdi bu iki topu tam belinin, bunu yaptık zaten. Şimdi her ikisini tekrar yapacağız. Belinin en derin kısmına topları yerleştir. Ve şu an aslında size şurada hemen göstereceğim. Şu noktalara. Burası özellikle böbrekler için
onları düzenlemesi için, regüle etmesi için mesane meridyeni, mesane 23. Eğer topların yoksa yine yumruk yapıp tam en derin bel oyuğuna doğru koydum. Dizler bükülü kalırsa biraz daha baskı artıyor olabilir. Belki bacaklar düzken daha mutlu oluyorsun, daha iyi hissediyorsun. Ve ben ayaklarımı yere koyu yapacağım. Çünkü eğer bu haliyle mutluysa kal. Ya da şöyle çok minik kuyruğunu kaldırıp, çok minik kuyruğunu bir sağ, bir sola hareket ettiriyorsun. Çok minik popom havada. Ve bir sağa, bir sola doğru. Aslında yay yapıyorum. Bir tarafa doğru geldim, sonra öbür tarafa doğru geçtim. Tekrar diğer tarafa doğru geldim. Bu genel bir alan. Özellikle bu erector spine kasının la alakalı tam o bölgede. Ve alt belinde tam orta noktası diyebiliriz buraya. Bir sağa bir sola doğru. Çok minik. Eğer benim gibi popoyu kaldırırsan poponu yere doğru indir ve toplarını tekrar kontrol et. Yumruksa zaten yumruğun aynı yerde duruyordur. Bunun çok böyle şu nokta, kesin nokta, orası olması gerekli değil. Genel bir alan. L2. Yani lumbarın ikincisi, ikinci omurunun hizasına yerleştik. Alt belin en derin oyuk kısmı, alt belin ortası. Nefesin olabildiğince rahat kalarak, bir eforla değil, sadece nefesi böbreklerine doğru gönderdiğini, nefes verdiğinde yumuşadığını, eridiğini, rahatladığını gözünde canlandırabilirsin. Bir süre daha buradasın. Belki bir sıcaklık, belki orada bir canlanma, bir atış, bir nabız atışı böbreklerin uyanışına tanıklık ediyorsun. Böbrekler bizim canlılığımız, yaşamsal canlılığımız. Uzun yaşamanın sırrı böbreklere iyi bakmakta. İşte o yüzden aslında her hafta bu akışı yapmanı öneririm. Ya da sadece akupresörle desteklemeni ama mutlaka yapmanı. Çünkü gerçekten oradan bayağı enerji tüketiyoruz. Şimdi o topu topları kenara al ya da yumruklarını ve orada aslında şu an his fark ediyorsun dolaşımı, kan dolaşımını. Şimdi blokla ve ama bloğun lütfen yumuşak olsun.
Şimdi orta yüksekliğe doğru getir. Tam aslında şöyle yaparsak, ay. Şimdi bir dakika, başımı yerleştirdim. Önce bir başımı kaldırdım. Şimdi başımı yerleştirdiğim kısım, yani bu sana çok yüksek gelirse bu şekilde yerleştir ama burada çok fark etmeyebilirsin. Şu şekilde yerleştirmek biraz sonraki harekette gözden fark edeceksin, daha iyi olacak. Şimdi burada ne var diyeceğim. Böbreklerimizin destekçisi mesane meridyeni. Tam şuradan başının arkasından boynun sağ ve solundan geçiyor. Oradan omurga üzerinden devam ediyor bacakların arkasında. Belki şöyle bir sağa bir sola doğru hareket ettirmeye başla. Hafifçe çenen göğsüne ağırlaşsın. Zaten orada tam boynun başlangıcını hissedeceksin. En tepe noktasını. Eğer değilse biraz daha kendini aşağı kaydır. Şimdi çok derin hareketler, çok büyük hareketler yapmak zorunda değilsin. Çünkü öyle bir yere geldiğinde orada yoğun bir his varsa okey. Yer çekimini kullanarak kalıyorsun. Şimdi ben bir tarafta kalacağım. İstersen sen de. Şu an o boynundan geçen omurganı hayal et. Tam omurganın sağ ve sol tarafı boynun en tepe tarafında. Çok minik burnunla küçük daireler çiz. En az çabayla. Tembellikle. Tam boynun tabanında aslında çok küçük küçük belirli noktalar var. Zaten şu anda o noktalar akupresör noktaları ve şu an 10 meridyenleri, yani akupresör yöntemiyle mesane meridyenini uyarıyorsun. Eğer daireler yapıyorsan bırak kalsın şu an, dinle. Nefesini, boynunun biraz daha dinlenmesi, biraz daha bırakabilmesi için destekle. Boynundaki bu dinginleştirici noktaları fark et. Tekrar başını merkeze getir. Ve şu an başını hiç hareket ettirmeden her ne tarafa çevirdiysen o taraftaki belki sıcaklığı, belki oradaki dolaşımı fark ediyorsun. Ve şimdi hangi tarafa yaptıysan tam ters tarafa doğru. Şöyle başı ufak ufak hareket ettiriyorum. Yine kalmak istediğin bir noktayı bulduğunda orada kal ve başın ağırlaşmasını yer çekimine izin vererek yap. Omuzlar düşmesine izin ver. Aslında fark et omuzların ağırlaşmasını. Burnunda küçük daireler yapıyorsun.
olabilecek en az çabayla. Belki daireler çiziyorsan yine dingin bir alan bul. Yine aynı noktadasın. Yani başını hafif çevirmiş bir tarafta. Nefes verişlerini boynunu, çenenin, omuzlarının rahatlaması için kullan. Bunlar bizim dinginleştirici noktalarımız. Şavasana'yı bize hazırlayanlar. Tekrar başı ortaya doğru getir. Yine bloğu başının arkasından alıp dolaşımı hisset. Yenilenmeyi. Hücrelerin başının arka, boynunun arkasındaki, boynundaki hücrelerin, dokuların canlandığını fark et. Canlanmasını, beslenmesini, yenilenmesini. Ve şimdi Şavasana'ya doğru yerleşeceğiz. Şimdi Şavasana'ya doğru yerleşeceğim. Şimdi neye ihtiyacın varsa Şavasana için ben bolsterımı kullanacağım. Bolsterımı şu şekilde dizlerimin altına koymak için, belki kendini sıcak tutmak için bu şekilde battaniye iyi gelebilir ama ben şu an kullanmayacağım. Zaten yeterince sıcak geldi şu an. Ama başımın altına koymaya karar verdim. Boynuna da destek olması için tam olarak şimdi yattığında aslında boynun tam olarak destek alabilsin. O battaniyeden. Bir dakika. Şunları ayarlayamadık bir türlü. Evet. Şimdi kendimize doğru çekelim. Size yardımcı birileri varsa onlardan destek alabilirsiniz. Yerleşebileceğin rahat bir alan bul. Kendini bırakabileceğin, teslim olabileceğin. Bedeninin yerleşini hisset. Yerde olan kısımlarını, malzemeleri. Nefesin kendi doğal akışını hisset. Geliyor ve gidiyor. Sanki üzerinden böyle bir kolaylık, çabasızlık akıyor. Ve bütün bedenini o çabasızlık yıkıyor. Bedenini bir kap olarak gözünde canlandır. Ve farkındalığın
sıcak bir sıvı ve bu farkındalığı sağ ayağında, sağ alt bacak, sağ üst bacak, solda hisset, farkındalık sol ayağına akıyor. Sıcaklığı hisset. Sıcak sıvı sol kaval kemiğini, sol baldırını, sol bacağını dolduruyor içine doğru. Her iki kalçaya doğru akıyor. Leğen kemiğine. Üst bedenin alt tarafı. Üst bedeninin üst tarafı. Ve bu sıcak sıvı sağ eline doğru akıyor. Sağ alt kolunu, sağ üst kolunu, sağ omzuna doğru doluyor. Farkındalığın o sıcak sıvısı sol eline doğru akıyor. Sol alt koluna doğru. Sol üst koluna doğru. Sol omzuna doğru. Boynuna. Çenene. Kafatasına, beynine. Bütün bedeni göz önünde canlandırsan, bu sıvı, bu sıcak sıvı, farkındalığın sıvısı bütün bedeninde, varoluşunda. Bedenini bir kap gibi hayal edebilirsin. Ve bütün o farkındalığı bedeninin sağ tarafına doğru akıt. Sol tarafına doğru akıt şimdi. Farkındalığın sıcak sıvısını bedenin sol tarafına akıtıyorsun. Farkındalığı bedenin üst tarafına, bütün parçalarına doğru akıtıyorsun bu sefer. Şimdi farkındalığını bedeninin alt tarafına doğru akıtıyorsun.
Bedenin dingin olmasına izin ver. Aktif olarak şarj olurken pasif olarak dinleniyorsun. Nazikçe nefesini derinleştirmeye başla. Burada kalmaya devam etmek istersen de lütfen kalıyor ol. Yavaşça ayakları kendine yaklaştır. Kendini çevir. Ve nazikçe oturabileceğim bir yükselti alabilirsin. Çalışması için rahat bir oturuşa doğru gel. Ve oturmaya geldiğinde ayak altının tam parmak kökünün bitimi, burada bir ufak boşluk var. Ayağın altı. Baş parmaklarını oraya yerleştirip baskı yaparak veya daireler çizerek böbrek bir meridyenini dinginliğini desteklemek için uyarıyorsun. Bütün bedendeki farkındalığı yeniden fark et.
Nefesin akışını fark et. Nefesi değiştirmeden, değiştirmeye çalışmadan iç alanı fark et. Nefes orada duruyor, bekliyor. Aldığın nefes ve dış alan, verdiğin nefes orada çözülüyor. Ellerini de şimdi serbest bırak. Dizlerin üzerine getirebilirsin. Omuzlar rahat. Omurga dik. Ve nefesi içeriye gelişinde nazikçe orada kalışı ve dışarıya çıktığında nazikçe orada çözülüşünü izliyorsun. Ve her iki nefes arasında dinlenmeye izin ver. O iki nefes arası saf varoluş. Aldığın ve verdiğin nefes arası. Nefeslerin arasını besliyorsun. Bu dingin alanda gerçek seni hisset. Güçlü, cesur,
ve çabasız çabayla yaşamda var olan su gibi akan bilgelikle, dinginlikle var olan. Ne zaman ihtiyaç duyarsan bu farkındalık, bu farkındalığa gelebilirsin. Bu açılan alanda nefesinin alanında veya sadece iç farkındalık alanında gözlerini yavaşça aralarken bu farkındalığı hala bu alanda tutmaya devam et. Gözler açılıyor. Elleri kalbinde buluştur. Bu kendi içine dönük, kendini ilk gözlemlediğin eşsiz pratiğe teşekkürler. Ve benimle bu pratiği yaptığınız için sizlere de. Namaste. Çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda buluşmak üzere. Takipte kalın. Yorumlarla destekleyin.